merhabalar. Merhabalar sevgili izleyenler, hepiniz hoş geldiniz. Her işin bir mutfağı vardır ve en güzel sohbetler mutfakta yapılır diye bir yola çıktık. Sohbet ruhun gıdasıdır dedik ve her hafta hafta içi pazartesi, cuma günleri ben Nesin Aksu Bektaş, çarşamba akşamları da sevgili Sevilay Acar yol arkadaşım konuklarını ağırlıyor. Sevgili Zeyno Gülenç geldi, ben hemen çok fazla duyalım. Çok fazla bekletmeden Zeyno Gülenç'i yayına almak istiyorum çünkü. Merhaba. Merhaba, nasılsın Nesrin? Teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Valla bizi kırmadığın için öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Katıldığın için, davetimizi geçirelim dediğin için. Çok mutlu olduk gerçekten. Rica ederim. Öncelikle COVID sürecinden başlamak istiyorum sevgili Zeyno'cum. Biliyorsun COVID süreci hepimizin hayatını çok etkiledi. Herkes farklı şeyler algıladı ve yaşadı. Farklı farkındalıklar yarattı hepimizin hayatında. Bu süreçte sen neler yaşadın, nelerin farkına vardın, sen neleri hatırladın, senin hayatında neleri değiştirdi bu süreç? Onları da anlatalım istiyorum. Hayata dair aldığın yeni kararlar oldu mu COVID sürecinde? Neler olmadı neler dermişim. ya hepimiz tabii çok acayip bir süreçten geçtik Nesrin. Hiçbirimiz birbirimizden farklı değildik. Bilmediğimiz bir şeyle karşı karşıyaydık. Kendi adıma böyle hani delirerek, çok sıkılarak falan öyle bir durumum olmadı. Çok mutlu, mesut geçti açıkçası. Hele sokağa çıkma yasaklarını pek sevdim. Sakin sakin evde kuş seslerini, İstanbul'da kuş seslerini duyarak keyifli vakit geçirdim. Film seyrettik, işte kitap okuma. Ben ev çok severim zaten. Evcimenimdir yani. Aslında hava bile kendine geldi. Soluduğumuz hava bile kendine geldi. Egzoz dumanları olmayınca gerçekten gökyüzü bile daha açık oldu. Kesinlikle. Tabii bilmediğimiz bir virüsle karşı karşıya olduğumuz için o biraz tabii sıkıntılı bir dönemde her gün yeni bir bilgiyle uyanarak, her gün yeni maske takın, maske takmayın işte ilk başta. Evet, bir çok takım farklı doktor, yorumlar oldu çünkü. Yani kimisi takın dedi, kimisi sadece içeri girince takın dedi, kimi çıkınca çıkartın dedi filan. O kadar kafamız karıştı ki hani bugün ne bilgi var filan diye uyanıyorduk her gün. Ama bir şekilde en doğru olan oldu ve herkes her dakika maske takmak zorunda evlerinde ve oturmaları haricinde. Kafelerde filan otururken takılmıyor. Aslında temizliği de öğrendi bir anlamda insanlar. Ben en çok ondan da mutlu oldum açıkçası. Bence erkekler daha az ellerini yıkıyorlar. Değil mi? Ben bunu hep düşünürdüm zaten. Kadınların yani kadına daha hijyendir. Bu bir gerçek yani. Ne şey yapsak hemen elimizi yıkarız yani. Gerçi paramparça oldu herkesin eli. Bu süreçte tam bitmiş değil tabii ki bu pandemi süreci halen devam etmekte ama inşallah azalsın
azalarak bitsin diyoruz tek hepimiz. dileğimiz o. Aslında bu Evet. süreçte tiyatro sahneleri de perdelerini kapattı. İşte diziler çekimlere ara verdi. Bu maddi manevi aslında oyunculara da set işçilerine de ciddi kayıplar yaşattı. Tabii dayanışma örneğini insanlar arama ihtiyacı da duydular bu süreçte. Hani ben de takip ettiğim kadarıyla hani pek çok sanatçı arkadaşımız, dostumuz çok zor günler de yaşadılar bu süreçte. Ama belli bir kısımda sadece işin magazin boyutundaydı. Kendi çaplarında eğlenmeye devam ettiler. Ben Hani bilmiyorum onları. Kim nasıl yani magazin boyutu. Magazin dedim. böyle ya onlar Ne daha nasıl? çok hani yani kendi hayatlarında işte sadece sosyal medyada yaşayarak hani hiçbir sorun yok gibi davrananlar da oldu yani gözlemlediğimiz. Ama beri taraftan Ya o da gerçekten bir hani şey, o da bir kendini koruma rahatlatma belki ama kendini koruma şeyi olabilir Nesrin'cim. Yani ilk başta hiçbirimiz o kadar farkında değildik ki yani bunun çok çok önemli bir virüs o. Çin'de diye başladı. Ama Çin'de yani hani bize mi gelir derken bütün dünyayı çok hızlı sardı. yayıldı, çok hızlı. Çok hızlı yayıldı. Yavaş yavaş farkına vardık biz de neler olduğunun. Gerçi kaç aylık bir süreçti? Mart, 10 Mart'ın Mart'ta, 10 Mart'ta Mart'ın 10 mutlaka, 10 10 ya da 11 11. galiba. 11, 10 ya da 11 Mart'ta. 11'inde ilk Türkiye'de de vaka olduğunu anladık. Yavaş yavaş tabii bizim işte tiyatro turnelerimiz vardı. Biz en son Kıbrıs'ta oyunumuzu oynadık. 25 Şubat'ta geri geldik. Turne programımız vardı Mart'ta. İşte o bunlar iptal derken bunlar da iptaldi. Hepsi Bir birden de iptal oldu. çok iyi gidiyordu. İkinin biri neredeyse kapalı gişe oynuyordunuz. Gerçekten takip Evet. ediyordum. Çok da Evet. sevilen bir oyun oldu. İnşallah yine Gerçekten çok oynayacağız güzeldi. tabii. Yine oynayacağız. Keyifli. Sen izlemedin. İzlemedim. Bu taraflara gelmenizi dört gözle bekliyorum. Muğla'ya, Fethiye civarına gelirseniz severek koşa koşa. Geliriz mutlaka. Tabii geliriz mutlaka. Geçen sene Bodrum'a geldik çünkü galiba Kasım ayıydı. Evet, Bodrum'a gelmez. Bodrum'a geldik. Mutlaka geliriz. İnşallah bir başlayalım da hep Ay beraber inşallah. devamını görelim. İnşallah. Bu arada sürekli yeni katılan izleyenler oluyor. Herkese de tekrar yeni katılan izleyicilerimize de hoş geldiniz diyoruz. Bizimle oldukları için. Teşekkürler. Bu arada güzel şeyler yazıyorsunuz. Ara ara oraya da bakıyorum ama hepsini tek tek göremiyorum. Evet, şimdi Yazdığınız güzel yorumlara teşekkür ederim. çocuklar duymasın devam etsin demişler. Onu hep diyorlar zaten. Daha çok çocuklar duymasın devam etsin mesajları geliyor. Çocuklar Çocuklar duymasın. duymasın Evet. uzun yıllar devam etti. Dominant gönül karakteriyle gönüllerde taht kurdunuz. Aslında uzun soluklu diziler normalde hani ikinci sezon sonrası sıkar eder ama siz Çocuklar Duymasın ekibi gerçekten büyük bir başarıya imza attınız. O kadar güzel gönüllere işledi ki Çocuklar Duymasın dizisi. Bir kuşak o diziyle büyüdü ve Tabii. hala da sevilerek izleniyor. Tekrarları bile hala çok sevilerek izliyor ve izleniyor ve hala da insanlar neden devam etmiyor, devam etsin diye Bir taleplerde kuşak değil, biz bulunuyorlar. kaç tane kuşak yetiştirdik? Şöyle söyleyeyim, 2002'de başladık. 2002, 18 yıl oldu bizim dizi başlayalı. O zaman çocuk olanlar şimdi kocaman gençler Delikanlı oldular. oldular. Evet, Delikanlı, Eren bile delikanlılığı da bebekti. artık. Eren 40 günlük bile değildi. 20 20 günlüktü günlüktü ilk Eren bile. sete geldiğinde. Tabii 16. Onlar büyüdü. Ondan sonra başka nesiller büyüdü. Yani şöyle söyleyeyim sana. Geçen sene, bu sene hala yeni Çocuklar Duymasın hayranları var. Küçük küçük. Yani bu dizinin Tekrarları izledikleri için tabii. büyüsü. Tekrarlar hele Covid sürecinde her kanalda neredeyse biz vardık yani. Bir açıyorum. Bu versiyon yaş versiyonlarımı görüyorum böyle. Ya çok işte ilk başladığım yıllar, ondan sonra ondan 2-3 sene sonra, ondan sonra yakın zaman. Ya bayağı 4-5 yaş versiyonumu gördüm oradan. Çok komikti o tabii. Onu şey yapmak. O yüzden bizim dizinin şeyi bitmiyor. Şöhreti bitmiyor. Aslında Bitmeyecek bu de. başı bitmesin de tabii ki Tabii. bu başarının sırrı neydi sence? Yani Çocuklar Duymasın'ın bu kadar sevilmesinin, benimsenmesinin. Valla büyülü bir şeydi. Bazı şeyler çok açıklanamaz biliyorsun. Büyülü şeyler özellikle açıklanamaz ama bizim dizi
çok bizden, çok samimi ve çok tatlı bir aile dizisiydi. Aslında belki de herkesin hayatına dokunduğunuz için, değil mi? Çok herkesin başına gelen olaylar, o olayları, yani dizideki karakterler de öyle. Çok karikatürize, çok değil, hiç karikatürize etmedik rollerimizi. Çoğu arkadaşımız zaten oyunculuk kökenli, okullu, okulsuz. Çok acayip bir enerji var aramızda bizim. Biz yine set dendiği anda aynı tatlılıkla devam edecek tatlı bir grubuz, öyle söyleyeyim sana. Bunu da açıklamak çok, bilemiyorum nasıl açıklayacağım ama büyülü diyeyim. En güzeli o, büyülü bir dizi Çocuklar Duymasın. Ve birçok insanın hayatına bir şekilde dokundu. İşte benim karakterime benzeyenler, işte beni size çok benzetiyorlar dediler. İşte Tamer'in karakteri, Pınar'ın, daha önce Light Selami, şimdi Zero, Volkan Severcan'ın oynadığı. Özgür'e de buradan sevgiler, izliyorsa bilmiyorum. Evet. Sevildi ve yani bunu da çok bilmiyorum nasıl açıklayacağım. Naif evet. Olduğu için belki de. Peki uzun yıllar dominant gönül karakterini canlandırdığın için gerçekle dizi arasındaki farkları da anlatmanı isteyeceğim. Hani nasıl tepkiler aldın? O rol hani insanın üzerine yapışır ya. Yani sürekli aynı rolü oynamak ve uzun yıllar öyle tanınmak, sevilmek. Gerçek hayata nasıl yansıdı? Çakıştığı oldu mu? Yani kendi hayatında da bunun ayrımını kaçırdığın zamanlar oldu mu mesela? Ya ben kendi adıma kaçırmadım tabii. O bir rol de insanlar için, yani birçok insan için ben dominant gönülüm. Tabii sevgili yapımcılar da beni hala öyle görmeye devam ediyorlarsa bilmiyorum yani. Genelde ondan, yani Çocuklar Duymasın'ın durduğu süreçlerde bana gelen roller bu ve benzeri roller oluyor. Yine bir baskın karakter, yine ya işte doktorlarda da oynanıyorsun, ne derler, bütün hekimlerin başındaki işte neyse adını bulamadım, başhekim. Kelimeyi başhekim, başhekimi oynadım. Hep bir baskınlık, hep bir şey var. Ama duruş olarak da böyle hep böyle bir ağır, hani oturmuş kişilik, hani böyle bir duruş olarak da bunu yansıttığın için belki hani ben daha hep çok böyleydim. Ben yani küçüklükten beri demeyeyim. Küçükken inanılmaz bir yaramazmışım. Yani evlere sığmayan bir yaramazdım. Ama olgun bir genç kızlık geçirdim. Olgun bir gençlik geçirdim. Yani o yüzden evet, oturaklıyımdır. Biraz böyle hafif çekinirler benden. Böyle bir şey vardır. Ama bu dominant karakterinin verdiği şeyle de çok eskiden beri, diziden de önce. Yani bir duruşumla alakası var galiba. Babamda da vardır. O böyle bir, bilmiyorum nasıl bir şey veriyor. Ama güldüğüm zaman her şey değişiyor tabii. İnsanların algısı da değişiyor. Bir duruşla alakası var sanıyorum bunun. Muhtemelen. Peki hani yıllarca aynı dizide rol almanın hiç sınırlandırdığını düşündün mü? Mesela benim merak ettiğim bu soru. Yani Tabii. Devam ederken farklı projelerde yer aldın mı mesela? Ya bu böyle belirgin karakterleri oynamak tabii oyuncular için hem çok keyifli hem de şey olabiliyor, handikapta olabiliyor. Bunu yırtacağın tek nokta tiyatrodur. Tiyatroda ters köşe bir şey oynadığın zaman böyle bir rolde oynayabiliyormuşu fark ediyor izleyici. Ama tiyatro izleyicisi tabii ki. Tek yer orası. Bunun haricinde sinema filmi olabilir tabii ki. Sinema filmi teklifi geldiği zaman bu tarzda, tarzın dışında rollerle ancak kendimi ispat etmek demeyeyim de bu rol haricinde de bir şey oynayabilirimi göstermek diyeyim. Mesela ben Hayat Apartmanı diye bir dizide oynamıştım. Apartman görevlisi ve apartman görevlisinin karısı, bizdik başroller. Levent Ülgen'le birlikte. Orada çok ters köşe bir roldü bu. Dizi çok devam etmediği için insanlar çok bilmiyorlar. Ama Hayat Apartmanı'nda böyle bayağı kafamda eşarbım, ayağımda plastik terliklerimle bambaşka bir rol oynamıştım. Keşke devam etseydi o, yani biraz farkı da görebilirlerdi ama sonuçta
bilmiyorum. Yani gelen tekliflerle değişecek. Çok ters köşe bir rol bekliyorum açıkçası ben şu anda kendi adıma. Bakalım Ters biz de köşe bir şey gel. merakla Merakla, evet. merakla bekliyoruz sesimiz gerçekten. Şimdi çocuklar duymasınla ilgili son sorumuzu soracağım. Eren'le ilgili. Bu da hani senin gerçekten güzel kalbinin yansıdığı çok güzel bir örnek olduğu için paylaşmak istiyorum. Hiçbir oyuncu birlikte rol aldığı bir çocukla böylesine bir gönül bağı kurmaz. Yani kuranı duymadım, görmedim açıkçası. Ve öyle bir bağ ki 20 günlükken Eren omzuna kucağına geldi ve 16 yaşında genç bir delikanlı onun Zeyno annesi olarak hayat yolculuğunda birlikte yol almaya devam ediyorsunuz. İyi ki diyorum, iyi ki. İyi ki, iyi Hani ki. bu da çok Evet. özel bir şey. Gerçekten çok çok özel bir şey. Hani bununla ilgili de duygularını paylaşmanı isteyeceğim. Eyvallah. Eren benim işte ilk sete geldiği zaman senin de söylediğin gibi 20 günlüktü. Nilgün'le birlikte. Allah rahmet eylesin. Umarım Amin. izliyordur Amin. bizi. Amin. Eren'in annesi. Böyle küçücük bir şey. Böyle bir şey. 20 günlük yani. Yeni doğmuş. O gün kucağıma verdiler. Kurama yattı böyle zaten minicik bir şey. O yattı ve biz yolumuza böyle o sevgi bağıyla devam ettik. Yani ben Eren'i o kadar çok sevdim ki bebekliğinden itibaren. Aklımı oynatıyordum onu sıkıştırmakta. Bir de tombiş bir bebekti hatırlıyorsun. Biraz büyümeye başladığı zaman, sonra yürümeye başladığı zaman artık her dönemine şahitlik ettim Eren'in. O yüzden Zeyno anne diyor bana yıllardır. Benim kendi çocuğum yok. O benim çocuğum Artık gibi, öyle söyleyeyim. çocuğunuz. Yani çünkü artık Eren'in de çünkü bir annesi yok ve zaten Zeyno anne diye küçüklüğünden beri Zeyno annesiydi. Sevgili Zeyno Güneş ve artık Eren'de de onu hissediyorum çünkü böyle hani böyle gerçekten annesinin yerine böyle oturttuğunu böyle hani en azından Zeyno annem var diye o şeyi hissettiğini, o boşluğu doldurduğunu hissediyorum gerçekten. Allah ayırmasın. Güzel bir ilişkimiz Amin. olur diliyorum ömür Amin. boyu. O da bizi seyredeceğim Zeyno anne dedi bugün ama burada mı? Bir el salla Eren, seyrediyor musun? Eren. Eren O benim canım. İzmir'de. O benim canım. Yani şey kelimeler yeterli olmaz Eren'i anlatmaya. Annemler de çok seviyorlar. Sağ olsunlar. Çok yani Sağ olmasınlar. görüşemediğimiz bu zamanlarda işte bu pandemi sürecinde çok özleştik. Ben de görmüyorum Eren'i. Şubat ayından beri göremedim. Öyle oldu, böyle oldu. İşte Evet, görüşemedik yani. tutamadılar, yasaklar malum. Yasaklar, onlara çok büyük yasaklar vardı. Evet, En bayağı bir bunalıma yasaklı girdiler. onlardı. Aslında biraz da hani herkes çocuklar duymasına yönelik sorular soruyor ama bizim de aslında bu programda amacımız çocuklar duymasının dışında da bir Zeyno Günenç var. Onun aldığı eğitimler, deneyimleri, yaşanmışlıkları, yaşadıkları var. Bunları da aslında paylaşmak, bilmeyenlere de duyurmak niyetindeyiz. 9 yıl klasik bale eğitimi, işte 5 yıl caz dans eğitimi ilk sanat hayatının başlangıcında. Daha sonra Evet. tiyatroyla buluşma öykün. Hani belki hani annen yönlendirmesiyle, anne yönlendirmesiyle Annem baleye yönlendirdi. başlıyorsunuz ama daha sonra tiyatroya gönül veriyorsunuz. O süre için nasıl Şöyle geliştiğini anlatayım sana paylaşalım. kısaca ama önce burada Melda, Berna, bana sevgiler yollayan, kalpler yollayan arkadaşlarıma, Karin'i de gördüm. Hepinizi çok öpüyorum. Kardeşim Elif de seyrediyor. Herkes hoş geldi, süper geldi. Arada işte annem beni baleye vermeye karar verdi. Bir böyle bir küçük şey geçirdiğim bir dönemde. Yani kendime güvenimin azaldığı bir ilkokul dönemiydi. Hocamdan kaynaklı. Annem hem o ilkokuldan beni Öğretmen ne aldı. kadar önemli değil mi? Buradan Hem de onu çok çıkıyorum. önemli. Düşün ki bak, cin gibi bir çocuk. Ben Ya cin gibi bir anne iyi çocuk. Hem ya olmasaydı, bilinçli evet. olmasaydı ya anne. Evet. Evet, annem çok bilinçli bir anneydi. Yani Tabii. annem de babam da ama anneler daha ilgilidir genelde çocuklarla. Bunu fark ediyor o cin gibi hareketli şey çocuk, bir anda içine kapanıyor. Yani bir sorun var bunda. Benle konuşmaya başlayınca ortaya çıkıyor ki öğretmen pek hoş bir öğretmen değil. Yani hoş dilden kastım işte, neyse boş ver.
bir iki böyle vurmuşluğu falan da vardı artık. Öyle bir şeyler yapıyorlar mı hala bilmiyorum yani de. Yapıyorlar, var, var hala. Yani olabilecek bir şey değil. Yani şeyden soğuturur, okuldan soğuturur tabii, çocukları. Tabii. Yani Bütün eğer hayatını öğretmen etkiliyor. oluyorsan o çocukları sevmek zorundasın. Sevmiyorsan öğretmen olma. Yapma, yapma. Yapma. Bu Aynen. mesleği yapma. Bunu seçme. Aynen. Sabrın yoksa seçme. Çünkü çocuklarla bir arada olmak çok kolay bir şey değil. Zor. Zorlukları da var. Ama sevgiyle yapacaksın. Yapmayacaksan yapmayacaksın. Neyse boş ver. O konuyu fazla irdelemeyeyim. Annem beni hemen baleye veriyor ve ben balede işte özel bir okul. Haftada 2 gün gidiyorum. Çok keyifle bale yaptım. 9 sene ama dediğim gibi yani profesyonel bir şey değil bu. Oradan mezun oldum 9 yıl sonunda. Sonra da Sait Sökmen'le 5 yıl caz dans çalıştım. Hülya Songür'dü bu arada okulumun adı. Hülya Hoca'ya da buradan sevgiler, seyretmiyordur belki ama Sait Hoca'yla 5 yıl caz dans çalıştım. Onlar da müthiş tecrübeydi. Ama bu bizimki caz dans, caz danstı. Street jazz değildi. Şu anda street jazz diye bir şey var. Yani o gençlerin Beyoncé tarzı danslar değildi. Sonra ben bale bölümüne girmek istedim. Fakat beni Ölçüler Biçler Konservatuvarı'da Mimar Sinan'da Serap Hoca'ydı sanıyorum. Sen olursun ama dedi senin şu andaki seviyenle biz seni ancak küçük bir sınıfa verebiliriz. Orada da kompleks olabilir dedi. Ben tabii büyük yıkıntı. Evet bale olmadı. Ne yapacağız acaba şimdi diye. Simay vardı çok sevgili arkadaşım. Can arkadaşım. O konservatuvar tiyatro bölümüne girdi. Mimar Sinan Üniversitesi tiyatro bölümüne girdi. Bana bir gün dedi ki benim provam var. Provama gelip izlemek ister misin? Olur dedim. Rumeli Hisarı'nda Jules Sezar, Müşfik Kenter koyuyor sahneye ve konservatuvar talebeleri. Ben o taşlara şu anda gidemiyoruz oraya gerçi. Evet, Maalesef maalesef. Rumeli Maalesef. Hisarı bir gösteri şeyi değil zaten neyse. Açmayayım o konuyu. Böyle taşlara oturdum. Büyülendim. Büyülendim. Ben oyuncu olacağım dedim kendi kendime. Bu 5 dakika içinde oldu. Çok enteresan. O sene bu Harika. Haziran ayı filandı. Eylül ayında annemin arkadaşı Elvan abla beni hazırladı. Konservatuvar sınavına girdim ve kazandım. Sonra Bursa Devlet tiyatro Mimar Tiyatrosu'nda Sinan öğrendin. Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda 4 yıl okudum. Oradan mezun olduktan sonra 3 yılda Bursa Devlet Tiyatrosu'nda mecburi hizmetimi yaptım. Mecburi hizmet vardır Ha, o tiyatroda. mecbur hizmet olduğunu bilmiyordum. Bak ben de ilk defa duydum bunu. Mecbur Bizim hizmet olduğunu. zamanımızda 3 yıldı, şimdi daha da uzun. Öyle Tabii, mi? mecbur, bayağı doktorlar gibi mecburi hizmet. Bana Aa, Bursa ilk defa çıktı. duyuyorum bunu. Bazı arkadaşlarıma, o çok yıllardır var, 80'li yıllardan beri var. Bazı arkadaşlarıma daha uzaklar denk geldi. Bana Bursa denk geldi. Orada 3 yıl çalıştım zevkle. Sonra istifa Aslında ettim. sonra Kanada'ya istifa edip gittim filan. Kanada'ya gitmişsin. Evet. Evet, amcamlar var Kanada'da. İkiz amcamlar var. Onların Çok yanına güzel. gittim. Tabii, bir yıl orada kaldım. Dil öğrendim filan. Biraz gezdim gördüm diyeyim. İyi Sonra yapmışsın. İyi geri güzel. döndüm. Sonra radyo var benim 10 Ya yıl. radyoculuk da çok büyülü bir şey aslında. Hani 10 yıl gibi bir süre radyoculuk yaptığını hani biliyorum. Gerçekten senin ses rengin zaten müthiş. Çok güzel Teşekkür yani. Ve ederim. radyoda Teşekkür ederim. düşündüğümde ki radyo televizyondan çok daha büyülü bir şey bence. Çok da seviyorum. Hani o Evet, sen de anlamda radyoculuk yaptın biliyorum. evet yani çok keyifli bir şey. Çok daha farklı bir dünya. Bir de senin ses rengin muhteşem olduğu için Teşekkür zaten bir ederim. insan dinledikçe dinleyesi geliyor insanın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Radyo da benim için çok kıymetli bir dönemdir. 10 yıl bayağı kaç radyoda? 5-6 radyoda çalıştım. Power FM'de dahil olmak üzere birçok radyoda çalıştım. Şey, daha sonra Süheyl Behzat Uygur'la Üç Salak Şörler. Tabii O da Süheyl'lerle biz ne çok turneler, bütün muhteşem bir Türkiye'yi süreç. gezdik. Muhteşem bir Harika, süreçti. harika. 98 yılında başladı. Yani gezmediğimiz yer kalmadı. Ay ne Her kadar yeri güzel. gördüm onlarla. Süper. Yani göremezsin normal. Her yeri gördüm. Onlarla tabii 4 yıl falan çalıştık. Çok severim Süheyl'i de, Behzat'ı da, Süha'yı da, abileri. Abileri değil, Süheyl'in ikizi. Anneleri Necdet teyze. Yani Necdet amca o kadar tatlı bir ailedir ki onlar. Evet, ne kadar Anlatamam sana şanslısın. tam aile.
ortamının içindeydim yani. Evet, onlarla da öyle uzun bir tiyatro sürecimiz var. Unutamadığın bir anın var mı o sürece dair? Vardır mutlaka da hani bizimle Bende de bu paylaşabileceğin. anılar pek yoktur. Yani vardır da sonradan aklıma gelir. Hazırlamam anıları, bir de aklıma da gelmez. Öyle böyle komik anılar tabii neler oldu, neler de. Çok fazla Sen hatırlamıyorum o anda Nesrin'cim. Yani bir aklına gelmiyor. anı insanı değilimdir. Ya anı insanıyım da. Yani anılarımdan bahsedecek öyle hatırlamam pek komik şeyleri. Bu Bu arada arada biraz önce birisi, çok özür dilerim lafını kestim. Birisi şey dedi, Haluk'ta geliyor mu tiyatro oyununa gibi bir şey söyledi. Onunla ilgili açıklayayım. Haluk yani Tamer Karadağlı demek istiyor herhalde. evet. Oyunumuz zaten ikinin biri Tamer İkinin biri. Karadağlı, ben, Volkan Volkan, Sarar. evet Zuhal vardı, ayrılıyor maalesef çok can arkadaşım. Sefa Zengin, Sefa Aktı, var, Haluk Haluk Özenç var, var, Haluk Özenç var. Eda Yani Su. evet, yok o yok. O yok mu Ne ayrı? yok zaten baştan Ha, baştan olmadı. birim. Ben listelerde benim onun adını gördüğüm için Yani bizim hangisi diye ekip bu düşündüm. ekip. Biraz üç kişi, Hı çocuklar duymasından. hı. İnsanların Hı belki hı. haberi yoktur diye altını çizmek istedim. Evet, yeni Covid atlattığımız zaman umarım yeniden sahnelerde göreceğiz bu Evet, ekibi. ne zaman, ama Sürprizlerimize yani bu bize devam edeceğiz. mahsus bir şey değil. Bütün dünya böyle Netrincim. Maalesef, Yani maalesef. Bu herkes sizin... kilit vurdu sahnelere. Maalesef, maalesef. Peki hani ses renginin güzelliğinden bahsettik ya, dublaj yapıyor musun? Dublaj yapıyorum. Reklam seslendirmesi yapıyorum. Reklam. Film... Normal film falan yapmıyorum. Yok. Sadece reklam Neyi yapıyorum. seslendirmek isterdin? Hani keşke şunu seslendirseydim dediğin Ben bir şey çizgi var film mı? çok seviyorum. Çizgi film Gerçekten mi? seslendirmeyi çok seviyorum. Ay. Okulda okurken yapıyordum. Acayip severim yani. İnşallah bir Aa. çizgi film gelirse çok isterim seslendirmek. Bu arada sevgili izleyenler lütfen kalp atmayın. Evet, biliyorum çok mutlusunuz Zeyno Hanım'ı görmekten ama kalp attığımızda yayın donuyor ve yavaşlıyor. Rica ediyorum atmayın. Evet, o kalpler don şey yapıyor değil mi? Aynen öyle. Donduruyor Biraz yayını yayını. yavaşlatıyor ve donduruyor. Peki, Aslında donmadık biz. Ben de sen evet şu donmadın, ben anda de yok, donmadım bende de herhalde. donmadı ama biraz böyle yavaşlar gibi oluyor bazen. Çünkü biraz sanıyorum mobil veriden bağlısın. Ben de mobil veriden bağlandığım için Evet. zor, daha dayanıklı oluyor. Bir söyleşimde oyuncu olmasaydım şarkıcı olurdum diye söz Evet. ettim. Abi İlla ben sahnede bir şey yapamıyorum. çok şaşırdım ve sonra düşündüm gerçekten çok da güzel olurdu. Peki böyle hani en azından bu süreçlerde denedin mi şarkı söylemeyi ya da bir single yapsam işte kendin için hani kimse için olmasa bile kendim için yapayım söyleyeyim kalsın bir Belki bu köşede sene diye bir böyle bir şey. sürpriz olabilir. Belki böyle bir Harika. sürpriz olabilir bu sene. Harika. Yani okuldayken şu an dersim gayet iyiydi. Hatta Şan hocam, Şan bölümüne geçmek ister misin demişti bana. Ben de yok, tiyatroda devam etmek istiyorum. İnşallah ileride şarkı da söyleyeceğim projelerde olurum demiştim. Neşecim, öpüyorum canım. Neşe de. bu sene öyle bir sürpriz olabilir diyeyim Ay Nesrin. çok seviniriz. Çok da güzel olur. Merakla bekliyorum gerçekten. Gerçekten 2-3 gündür bunu düşünüyorum. Ya neden acaba şimdiye kadar yapmadı? Keşke. Çünkü sesin Yani çok öyle, güzel. evet, bir Hayal yani etmeye çalıştım hatta yani şarkı söylerken bir şey seni. planlıyorum ama biraz çalışmam lazım tabii. Önce bir şan hocasıyla sesimi açmam lazım. Ne durumda onu bir görmem lazım. Kendi kendine söylemekle olmuyor bu iş. Öyle inşallah şey yaparım yani. İnşallah bakalım Güzel bir merakla şey olur. bekleyeceğiz. Güzel bir şey olur. Olma ihtimali de var. Bir sanatçı dostumuz hayatın özü sestir demişti. İç seslerine güvenir misin? Çok. Ben neredeyse sadece iç sesimle yaşıyorum. İç sesime çok çok güvenirim. Çok güvenirim. Genelde de yanıltmaz. Hislerim zaten çok kuvvetlidir. Bu da çok söylenen bir sözdür ama gerçekten kuvvetlidir. Eğer bir şey, bir yere adım atacaksam, bir şey varsa mesajları çok iyi takip ederim. O mesajlar zaten beni hayatta yönlendiriyor. Bir de iç sesimde, içimde bir sıkıntı oluşturuyorsa bir şey, o işi yapmam.
bir Harika. gitmezlik, bir tıkanıklık, bir şey zaten onu kalbinde buralarda bir hissedersin. Yani negatifi de Olmuyor. hemen algılıyorsun tabii bu anlamda, değil mi? Hemen çözüyorsun. Bu da çok Zaten özel. negatif enerji olan insanlarla pek görüşmüyorum. Yani Ya da uzak hayatımda duruyorsun biraz uzak aslında. tutuyorum. Pek oralara girmiyorum. Mümkünse tabii ki, ama yani benim çevremde olan can dostlarım var. Bir elin beş parmağını geçmez. Onlarla görüşüyorum. Yani ciğerime kadar biliyorlar. Ben onları biliyorum. Yani ancak onlarla doğru yolda olduğumu hissediyorum. Birbirimizi de güzel yönlendiriyoruz bu hayatta. Yani dostlar çok önemli. Kesinlikle öyle. Ya ben hep İşte şey düşün, söylerim. benim Simay benim oyuncu olmama Kaç yıllık? sebep oldu. Evet, yani benim oyunumun provasına gelmek ister misin dedi. Benim hayatım böyle Değişti. değişti. Tabii. Ne güzel. Hep öyle güzel insanlar olsun hayatlarımızda. İnşallah, Ben inşallah. şeyi çok severim. Franz Kafka'nın bir sözü var, yaşam mottolarından bir tanesi, ana başlıklardan. Hani huzur mu istiyorsun? Az eşya, az insan. Gerçekten de bunu çok önemsiyorum çünkü hani az iyidir aslında, tırnak içerisinde. Öz Ha, bununla olsun, ilgili az evet olsun. doğru. Ben bununla ilgili şeyi söyleyeceğim. Hani neler öğrendin falan dedin ya, bu COVID sürecinde neler öğrendin? En dikkatimi çeken şey, çok fazla eşya. Çok deli gibi eşyam yoktur birçok insana göre. Fakat yine de bir dolabımı gözden geçirdim. Baktım, bunu 3 senedir giymemişim, onu 2 senedir giymemişim. Bunu giymemişim, bunu giymemişim. Belki giyerim diye bir duruyor, duruyor, duruyor. Bazıları etiketli de Ve birikiyor. birikiyor. Givin'den çok tatlı iki kız var. Givin App diye bir aplikasyon var. Onların Instagram hesabı da var. Hatta benim sayfama girerlerse orada görürler. Onları aradım. Dedim ki böyle böyle Başak Benil, sevgili Başak Benil, çok tatlılar. Ben dedim bunları vermek istiyorum. Bir şey yapalım sizle. Nereye şey yapalım? Koruncuğa karar verdik. Koruncuk Vakfı için. Benim özel Harika. eşyalarım o Given App'ten satılıyor. Hatta bir tane, bir ceketi de o benim sevgili arkadaşım Simay satın almış, katkısı olsun diye. Yani eğer Sağ orada olsun. alışveriş yapmak isterlerse alabilirler. Harika, Hem süper. internetten hem de sanıyorum aplikasyondan da satın alabiliyorlar. Şahane, çok güzel. Zaten sosyal sorumluluk projeleri de çok önemli hayatın içerisinde. Herkes elinden geldiğince bir şeyler yapabilmeli. Yapabilene ne mutlu gerçekten. Bir yerlere dokunabiliyorsak ne mutlu bize. Dokunmak, iz bırakmak, faydamız Faydamız olsun. olabiliyorsa. Kesinlikle. Düne çare yok, yarın belirsiz. Asıl olan hani bugünü doğru yaşamak, en iyi şekilde kapatmak günü. Öyle. Bu anlamda da anı hissetmek ve güzel yaşamak önemli diye düşünüyorum. Pek çok kişi de böyle düşünüyor zaten. Anda kalmayı başarmak da aslında biraz da zor Kolay aslında. değil. Kolay değil. Hani evet, hep bunu söylüyoruz, böyle olmasını diliyoruz, çabalıyoruz belki ama gerçekten de zor. Bunu başarabiliyor musun? Merak ediyorum. Anda kalıp Başarmaya anı. çalışıyorum ama zaten bu şey pandemi sürecinde en çok öğrenmemiz gereken şey günü gününe yaşamak değil miydi? Evet, Bence en evet. büyük ders günü gününe yaşamaktı. Nesrin, sen de onu Doğru. fark etmişsindir herhalde. Doğru. Evet, Yani evet, bugünden evet. yarına birçok şey değişti. Bir anda sokağa çıkma yasağı oldu. Ertesi günün plan, yani zaten bir plan yaptığımız yoktu ama yani yine de hayatımızda en önemli şey bence bu pandemi sürecinde günü gününe yaşamak oldu. O Tabii yüzden bunun insanlar kıymetini bilmemiz lazım. Yani devam ettirmemiz lazım. aslında insanlar birbirlerini de belki tanıdılar. Yani şimdi mesela boşanmalar arttı deniyor. Avukat arkadaşlarla konuşuyoruz. İnanılmaz bir patlama var. Aslında ne kadar iletişimsiz kaldıklarını bir anlamda gördüler. Hani aynı evin içinde yaşayan iki ayrı insan olduklarını gördüler. Doğru. Paylaşmayan, üretmeyen. Doğrudur. Belki de unutulan değerleri hatırlattı. Mesela köylerde işte mesela Artvin'den mesela duyuyorum işte Rize'den Artvin'den arkadaşlar çay toplamada hep herkes Gürcü işçileri çalıştırıyordu. Şimdi mesela duyuyorum imece kültürü yeniden yeşermeye başlamış. Çünkü işçi gelemiyor. Herkes birbirine yardım ediyor. Paylaşmayı belki yeniden Ya. öğrendiler.
Hatırladılar. Unutulan değerleri hatırlattı. Aslında o anlamda da iyi oldu bir anlamda. Hani üzücü yanları olsa da en Tabii ki, tabii azından ki. iyi yanları da o. Tabii ki. Yani zaten unutmamamız gereken değerler bunlar. Kesinlikle. Biraz da şu popüler ve ünlü olmak kavramlarına da değinmek istiyorum izninle. Popüler ve ünlü olmak kavramları öncelikle sana ne ifade ediyor? Bunu öğrenmek istiyorum. Sonra neden çoğu kimse iyi iş yapmak, iyi şeyler üretmek yerine sadece öncelikle ünlü olmayı tercih ediyor? Bu kaliteyi düşüren bir şey değil mi diye sormak istiyorum. Tabii ki düşüren bir şey. Ama herkesin yolculuğu farklı. Ben kimseyi eleştirme taraftarı değilim. Anlamda sormuyorum. Hani genel olarak bir hani bakış açımızı yansıtalım diye. Şimdi mesela ünlü bir insansın ama ki mesela hiçbir Ünlü kompleksine oldum. Ben ünlü olmak için yola çıkmadım. ya, Yani ben hayır ilk onu demek Çocuklar Duyması'nda, istemiyorum. hayır. Çocuklar Duyması'nda ilk başladığım zaman, benim rolüm başladığı zaman hapşırsan kaçırırdın yani. O kadardı. Sonra bir tabii. Çok küçük bir roldü, işte Selami'nin karısı geldi filan derken işte rol oturmaya başladı. Bir rolla çok, bir rol güvenlesi ilgili, bir rol güvenle çok tatlı bir şekilde o yazdı, ben oynadım, ben yazdım, o ben yazdım diyorum, o yazdı, ben oynadım, ben oynadım, o yazdı filan, öyle devam etti. Ya Lafı aslında kaçırdık ama. kaliteli işlerin çoğalması anlamında söylüyorum. Hani aslında insanların da daha seçici olmaları, hani o ayrımı iyi yapmaları. Şimdi mesela benim hani gözlemlediğim ki sen de öylesin, mütevazisin, naifsin. Hani hiçbir kompleksin yok tanıdığım kadarıyla, bildiğim kadarıyla. Hani olduğu gibi bir insansın. Teşekkür ederim. Ya sonuçta hani Bunlar böyle çok şey değerler oldu. Yani sanki birini methetmek için söylenen değerler oldu. ya Aslında olması gereken olması şeyler. gereken, tabii ki Ama olması şimdi böyle gereken. yani sanki böyle çok çok öne, zaten öyle olması gerektiğini düşünen bir insanım ben. Bunun aksini düşünemiyorum. Zaten hayat öğretir öyle düşünenlere de. Çok güzel. Kesinlikle, Çok kesinlikle güzel öyle. öğretir. Kesinlikle. Yani dileğimiz böyle hep kaliteli işler olsun. Çünkü toplumdaki yozlaşma hani beraberinde o kalitesiz işler yozlaşmayı daha da büyüten bir hale geliyor. Şimdi insanlar düşünmüyor, üretmiyor, sorgulamıyor ve herkes şikayet ediyor sonra da işte yanlışlardan, olumsuzluklardan. Ama bir taraftan da bu yanlışları da beslemeye devam ediyor insanlar. Hani benim kafama takılan, sorguladığım da bu Ya aslında. Nesrin'cim, Çok yani okuyacaksın, kendini geliştireceksin, acı kendi çeken yolunu azınlık çiz. olarak kalacağız. Nasıl? Nasıl? Duymadım. Acı çeken He. azınlık olarak kalacağız diyorum. Yo, acı Yani çekme şey çünkü tarafına bilmek katılmıyorum. insanı üzüyor aslında. Ne kadar çok bilirsen o kadar çok üzülüyorsun aslında. Yani Belki yol gösterirsin başkalarına. O da olabilir. umarım öyledir Yo. yani. Başarırız. Yani cehalet en büyük sorun bence. Cehalet en Kesinlikle. büyük sorun. Her Kesinlikle anlamda öyle. cehalet. Yani ne kadar kendini geliştirirsen o kadar iyi bu hayatta. Kesinlikle Biraz daha öyle. fazla kitap okumak lazım. Biraz daha fazla dünyayı takip etmek lazım. Neler oluyor, neler bitiyor. Öyle aydınlanabiliriz ancak. Birisi bilemiyorum neyse der misin demiş Ayşe Karabey. Bu dizide olursa, dizide artık. Sen var mısın? Çocuklar duydu da. Çocuklar Herkes duydu. çocuklar duymasını soruyor. Şu Evet. yeniden Yapın. başlayacak. Başlıyor mu yeniden çocuk? Öyle bir şey mi var? Ben mi bilmiyorum, Yok yok, öyle bir kaçırdım. şey yok. Yok Öyle herkes öyle bir şey yok. herhalde başlayacak diye düşündüler bir an. Tamer bir espri olsun diye yaptı da sanıyorum onu ciddiye aldılar. Ha, Tamer bir espri muhtemelen. yaptı, onu ciddiye aldılar sanıyorum. Çünkü en çok sorulan Olabilir. sorulardan bir tanesi bu, hepimize başlayacak mı diye. Biz böyle yaşlanırız orada. Yaşlanırız yani hep beraber böyle. Bu gidişle öyle Dedeler olacak. duymasın filan. Anneanneler, dedeler duymasın şeklinde. Peki dışarıdan hep hani böyle pozitif, gülümseyen, naif bir insan olarak yansıyorsun, görünüyorsun. Ama realde gerçek hayatta mesela Eren sinirlendiğinde, geldi, el Eren sallıyor. hoş geldin canım benim. Erencim. Nasıl baş ediyorsun ya karşılaştığın sorunlarla? Hani böyle kırıldığında, sinirlendiğinde
Nasıl tepkiler veriyorsun? Kime mesela, Neler kime diyor? sinirlendirir, neler üzer, ya da öyle sorayım. Neler sinirlendirir seni, neler üzer? Yani patavatsızlıklar üzer, insanların aymazlıkları üzer, farkındalığı olmayan insanlar çok dikkatimi çeker. Yani ve çok rahatsız olurum farkındalığı yüksek olmayan insanlardan. Çünkü hayat farkındalıktan ibaret. Etrafını, Kesinlikle öyle. çevreni, insanları bir koklayacaksın. Ne oluyor? Girdiğimiz ortamlarda da öyle değil mi? Yani eğer Tabii. bir girdiğin zaman, atıyorum bir restorana girdin, şöyle bir etrafına bak veya bir arkadaş ortamına girdin. Arkadaş ortamı daha iyi bir örnek. Bir etrafını kolaçan ederek, dangıl dungul konuşmadan, biraz havayı koklayarak yola devam etmek lazım. Yani tabii böyle çok tatsız bir şey olursa haddini bindiririm tabii ki. Tabii E, ki, tabii ki. kendi kendi tarzımla ve stilimle, çirkinleşmeden, ama tabii ki kendi tavrımı koyarım. Birçok insana da yapmışlığım vardır. Ama dikkatli olarak. Biraz daha insan yaş aldıkça daha yumuşuyor. Biraz daha anlayışlı olmaya başlıyor. Zaten bunun tam tersi oluyorsa çok kötü. Biz yaşlandıkça aksileşirsek çok berbat. Genelde Tabii. yaşlılarda annem hep onu söyler. Yani aksi yaşlı olmak çok kötü bir şey der. Aksi yaşlı çok kötü bir şeydir. Zaten yaşlılık zor bir şey diyor. Bir de üstüne aksi olursan rezalet. Kesinlikle. O yüzden böyle yaş aldıkça biraz daha tatlılaşmakta yarar var. Farkındalığımızı yükseltmekte yarar var. Kesinlikle. Hala daha aynı soruları soruyorlar. Sevgili izleyenler, çocuklar duymasın, devam etmiyor. Tamer Evet. Karadağlı sadece şaka yapmış. Zeyno Evet. Günenç açıkladı az önce. Onun için Evet. herhalde tatmin olursunuz diyorum bu sorunun cevabıyla. Evet, başka projelerde görüşürüz artık. Evet, umarım güzel olur. Peki, hani dominant gönül karakteriyle çok tanındınız, bilindiniz, yerleşti. Hani evde nasıl bir kadınsınız? Hani evliliğinizde mesela dominant mısınız mesela? Çok ilginç bir soru Nesrin. Yani değilim. Değilim. Normal Zeyno'yum burada. Normal Zeyno'yum yani. Bunu özellikle birisi sormamı istemişti de bir arkadaş, onun için Biliyorum, onu sorayım hep istedim. soruyorlar. Evde de öyle mi? Cevap olsun diye, Değilim, onlara da cevap değilim, değilim. olsun. Çünkü böyle Değilim. böyle bir algı oluşuyor ya insanların kafasında. Çünkü İşte çok belirgin bir gerçekle karakter olduğu oyunda, için. evet, yani gerçekle diziyi ayırt edemez noktaya geldi bazı insanlar aslında. O kadar uzun soluklu Tabii. olmasından belki de. Tabii. Yine çok merak edilen sorulardan birisi işte. Sanki böyle hani sanatçılar kendi hayatlarında hiçbir şey yapmaz gibi de algılıyorlar. Hani yine gelen sorulardan bir tanesiydi. Evde nasıldır Zeyno? Neler Yani yapar? bu evde işte zaten bu evin hasını pandemi sürecinde geçirdik. Dibine kadar yaşadık. Yani şey değilim ama mesela hiç yemek yapmazdım. Birden yemek yapmaya başladım diye çok pratik yemek yaparım. Zaten yemek yapıyorum. Yaparım. Yapmaya da devam ettim. Evde hiç durmam ben. Mutlaka bir şey çıkar evde. Bir şeyler yapacak bir şeyler çıkar. Yani evin içinde çok hareket halindeyimdir. Pek oturmam, öyle söyleyeyim. Oturduğum zaman işte kahvemi içiyorum. İşte bir kitap okurum. Ne yaparım evde? Sokağa da çıkmayı da çok severim ama ben. Gezmeyi de Yani seviyorsun. evet, gezmeyi de severim. Işıl merhaba, teşekkürler videona bu arada, aldım hepsini. Hepsinden haberim var. Çok çok teşekkür ediyorum. Benim doğum günümde Işıl diye tatlı bir kız var, canım benim, sağ olsun. Çok güzel videolar hazırlamış. Aa, Evet, çok harika. güzel videolar. Burada görüyorum, biliyorum artık şeyini, hesabını. Teşekkür ediyorum tekrar canım. Çok çok zarifsin. Ne Normal güzeldi. insan gibiyim yani evde, Nesrin'cim. Herkes ne yapıyorsa ben de onu yapıyorum. Ama mesela bazı arkadaşlarım bu pandemi sürecinde bir şeyler öğrendiler. Yani işte bir dil öğrenmek, bir şunu yapmak, bunu yapmak gibi. Ben düşündüm de ben o tip bir şey yapmadım yani. Hani yeni bir şey öğrenme şeyim olmadı. Normal hayatımı devam ettirdim. Galiba bu sakinlikte tuttum kendimi ben.
bilinçli bir şekilde yaptım. Yani o her şey sakin, hani bir bilinmezliğin içinde o sakinliği tutmak iyi geldi bana. Çünkü tabii ki kolay geçirdik diyorum ama çok kolay da bir süreç değil. Hala da geçmekte çok kolay bir süreç değildi. Herkes için yani zorlu bir Tabii süreç ki de bir bu. yanımız sürekli endişeli sonuçta yani. Yani işte paranoyak olduk, markete giriyoruz, elimizi yıkıyoruz, işte olmadı şey jelimizi sürüyoruz, hala da öyle yani yanımızdan eksik etmediğimiz yeni aksesuarlarımız bunlar. Artık bence böyle devam edecek hayat. Yani Kesinlikle. herkesin arabasının torpidosunda bir tane maske mutlaka olacak. El jeli veya kolonya mutlaka olacak. Yani değişik bir sürece girdik. Nasıl 12 Yani Eylül'den sonra her şey aynen. değişmişti havaalanlarında, şimdi artık böyle devam edecek bence. Ya Bu da aslında ruh yeni sağlığı katılanların. tabii ruh sağlığını korumak da aslında zorlaşıyor giderek. Hani gözlemlediğimde bakıyorum pek çok insan ruh sağlığını da Sinirli görüyorum ben kaybetmeye başladı. insanları. Biraz daha sabırsız ve sinirli görmeye başladım. Hı. Allah Allah, yani keşke öyle olmasa diye düşündüm. Çünkü zorlu bir süreçten çıkılmış da değil henüz. Hala devam ediyor. Bu sinir niye? Yani sinir niye? Onu pek anlayamıyorum. Ya bir sabırsızlık ve bir tatsızlık hali devam ediyor insanlarda. Öğrenemeyenler dediğim. Yani bu yolculuğu atlatmayı, sakin ve güzel bir şekilde atlatmayı öğrenemeyenlerde bir deli bakışlar görüyorum. Böyle deli deli bakıyorlar insanlar. Yani sen fark ettin mi bilmiyorum. Sen ama şehir dışında yaşıyorsun. Yani İstanbul. Moladayım ben. 2 yıldır Biliyorum. burada. Yani ya iyi ki de buradaymışım dedim ama yani gerçekten hani en azından hani doğayı çok sevdiğim için burada daha izole, büyük şehirlere göre daha izole. Fakat şimdi buraya da yoğun bir göç var. Sadece bu ay Haziran ayında 1.000 tane ev satılmış mesela Öyle İstanbul ve mi? Ankara'dan gelen. Aa. İnanılmaz göç var. Çünkü pandemi sürecinde insanlar betonların arasında sıkışıp kalınca pek çok insan hani iş olanağı olanlar ya da ekonomik gücü yerinde olanlar niye biz Hı. buradayız sorusunun yanıtını aradılar ve göç etmeye karar verdiler. Öyle görünüyor. Yani Öyle düşün de devam bin edecek, ben sana edecek söyleyeyim. edecek. Yani şu anda inanılmaz emlak fiyatları fırladı. Böyle tabii yine bu Aa. fırsatçılar işte devreye girdi yani bu göç olayından dolayı. Yani bu İnanılmaz fırsatçılık talep var. hakikaten. İnanılmaz talep var. Gerçekten hani pandemi öncesi atıyorum 250-300 olan bir daire şu anda 500 bin lira yani. Ne Yani öyle diyorsun? tabii çok pahalandı. Yani villalar mesela yani 600 bin lira. Yani niye mesela niye talep Niye? oldu ve Çünkü artıyor talep fiyat? var. İşte fırsatçılık bu da çok çirkin, çok çiğ bir şey. Hiç benim sevmediğim, nefret ettiğim bu insanoğlunun bu fırsatçı zihniyeti. Hani dayanışma gösterip hani güzel karşılayacağına, destek olacağına böyle yaklaşılması. Yani o kadar komik fiyatlar var ki inanamazsın yani. Aa, çok enteresan. Datça'dan Gerçekten. biri de burası dolu gelmeyin demişti. Burası dolu gelmeyin. Datça'da İşte zaten çok kalabalık Datça. Bir de zaten doğru söylüyor. Yer yok zaten. Orada da satılık ev bulmak çok zor. Burada da zaten kalmadı. Deli gibi her yer inşaat. Çok ciddi, Dalaman'dayım ben. biliyorum, İnanılmaz evet. yani. Yani feyce. Çocuklar Duymasın sahneler var, sayfa Instagram'da, hepimiz bütün Çocuklar Duymasın ekibi takip ediyor. Sayfamızı nasıl bulduğunuzu söyler misiniz demiş. Çok beğeniyorum. Zaten hep de koyduğunuz şeyleri beğeniyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Çok şekersiniz. Evet, yayın Çocuklar Duymasın kaydedilecek mi? sahneler sayfası. Evet, o sayfaları ben de takip ediyorum. Bütün fan sayfalarınızı keyifle takip ediyorum. Çok gerçekten geriye dönük böyle çok komik sahneler de var yani. Tekrar tekrar izlenilesi. Programın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Küçük bir oyunum var. Onu oynamak istiyorum izninle. En Tamam. sevdiğin sözcük. En sevdiğim sözcük. Ben de böyle oyunlarda aman ne yiyeyim de ne yiyeyim. Oyun gibi demeyelim de o zaman soru diyelim. Şeker. Daha Ne bileyim. rahatlatacaksa. Şeker. Şeker. Ay. En nefret ettiğin sözcük. Asla. Evet, asla asla deme demişler değil Evet. mi? En keşke.
dediğin şey? Keşke dediğim yok galiba. Ne güzel. En keşke dediğim şey yok galiba. Mutlaka ben de böyle keşkelerim yok bu hayatta demiyorum ama çok derin bir keşkem yok. Çok güzel. Peki en korktuğun şey? Galiba yakınlarımı kaybetmek. Evet. En sevdiğin özelliğin kendinde. Kendimde. Böyle egosu şey en sevdiğim özelliğim. Galiba mütevazılığımı seviyorum. Kesinlikle. Biz de en çok mütevazılığını seviyoruz. En sevmediğin özelliğin? En sevmediğim özelliğim aceleciliğim. Aceleci Ay, misindir? korkunç. Gerçekten mi? Çok aceleciyimdir. Hep önden fırlayıp giderim. Pratik bir şekilde halletmek isterim her şeyi. Aceleci bir tipim. Oramı buramı çarparım o acelecilikten. Telaşlı bir tipimdir yani. En sevdiğiniz kişi? Annem. En sevmediğiniz kişi? Böyle biri yok. Öyle biri yok. En huzur bulduğunuz yer? Evim. İstanbul'un tabii kaldıysa en sevdiğin semti? Birkaç semt sayabilirim. Birkaç semt sayabilirim. Moda. Moda, ah moda çok güzel. Bebek. Bebek. Arnavutköy. Bayılırım. Ben de çok severim oraları ama inanılmaz kalabalıklaştı. Mesela Bebek Emirgan tarafında kilometrelerce trafik kuyruğu en son gördüğümde artık yani. Bu yakın zamanda mı? Evet, yani çok trafik var. Yani pandemi öncesinde Kadıköy'ü de tabii. seviyorum. Kadıköy Kadıköy'ü de seviyorum. zaten. Kıbrıs'a da selamlar. Kadıköy'ün apayrı bir enerjisi var zaten, Kadıköy Çok moda. seviyorum. Ben Çok çok sık güzel. Ben gidiyorum de çok Kadıköy'e. severim. Çok alışverişimi oradan yapıyorum. Hacıbekir'e uğruyorum. Böyle tam eski çocukluğumun tatlarını çok severim. Bayağı bir Kadıköy'de dolanıyorum. Kendime bir şeyler alıp yani. Öyle. Çok keyifli. Ben de özledim Kadıköy'ü. En sevdiğin yemek ve en iyi yaptığın yemek? En sevdiğim yemek makarna. Bir Gerçekten. numara. Bayılırım. Her gün yiyebilirim. Yemiyorum tabii. kilo yapıyor çünkü bayağı bir. Çünkü haddimi aşarak yerim makarnayı. Yani öyle bir küçük porsiyon makarna kesmez beni. En sevdiğim yemek makarna her türlüsü. Her türlüsü. En güzel yaptığım yemek. Valla çok çeşitli yemekler yapıyorum. İyi pilav yaparım. Her şeyi yaparım yani. Fena değildir. Zeytinyağlarım iyidir. Bol şekerli. Az şekerli zeytinyağlı hiç sevmem. Bol şekerli İstanbul usulü yani. Ama her şeyi severim ben ya. Yani hem yemek yemeyi severim hem de yapmayı da severim. İkram etmeyi de severim. Severim yani. Yemekle aram iyidir. Nihal'cim. Peki, en çok sana en çok sorulan soru. Çocuklar duymasın Gerçek herhalde. hayatta da dominant mısınız? Gerçek hayatta da dominant mısınız? Ya da bir ne hisseder misiniz? Evet, öyle mesajlar da geldi Soru değil o tabii zaten. de. Gerçek Evet. hayatta da dominant mısınız? En çok sorulan soru. Evet. Peki, 2002'den beri. sana hiç sorulmayan soru, hani şu soruyu da bir kişi sormadı dediğin bir soru var mı? Mutlaka vardır. Ama bana hiç sorulmayan soru şimdi böyle şak diye aklıma gelmiyor. Gelmiyor pek aklıma. Peki, Sen sorabilirsin sorulmamış bir soruyu. seni en gülümseten şey? Bebekler çok gülümsetir beni. Çocuklar, onların şirin halleri. Hayvanlara da gülüyorum. Onlar da çok yani beni çok gülümseten şey oluyor tabii de ben çok çabuk gülerim. Çok çabuk kahkaha atarım. Durumlara çok gülerim yani. Durum böyle kendiliğinden oluşan
durumlara çok gülerim. Yani durdurulamaz bir şekilde de gülebilirim. Çekimlerde de çok olmuşluğu vardır. Yani çocuklar Ama duymasın bazen ilk... insan krize girer yani. O gerçekten Korkunç. o olduğu zaman fenadır yani o durum gerçekten. Anlatılır gibi bir şey değil o. Kabus. Sahnede olursa bittin. Televizyonda çekimde kesebiliyorsun Ya ama evet, sahnede... sette tamam da tiyatroda çok zor bir durum gerçekten. Yani arkanı dönüp titreye titreye seyirciye belli ediyorsun gülme. Sahnede çok... Sahnede tutuyorum kendimi ama yani çocuklar duymasın çekimlerin Öyle bir şey sırasında böyle yaşadın çok dağıldığım olmuştur. Çocuklar tiyatro duymasın çok sahnesi, da. Tiyatro sahnesinde bu Volkanlarla Tamer'le olan oyunda evet gülmüşlüğüm. Onlar daha çabuk dağılıyorlar. Ben erkekler daha çabuk dağılıyorlar. Ben biraz daha ciddi tutmaya çalışıyorum kendimi. İyice dağılmayalım diye çünkü. Peki, en heyecanlandıran şey nedir? Şeyler aslında birçok şey. Ya da şeyler Yeni bir diyelim. şey öğrenmek. Yeni bir şey öğrenmek. Yeni insanlar tanımak. Seyahat beni çok heyecanlandırır ki şu Aa, anda evet, çok keyifli bir şey. şu anda unuttuk seyahati. Seyahatte çok heyecanlanırım ve çok dünyayı gezmeyi severim. Eskiden beri ama ben yani 80'li yıllar itibariyle 90'ların başında diyeyim sana. Devlet Tiyatrosu'ndayken 88-91 çalıştım. 91'de ayrıldım. İlk işim paramı biriktirip önce Londra sonra Kanada'ya gitmek oldu. Bu yer şey yaşamak için gitmek değil. Bir Şeye şeyler öğrenmek, dil seyahat. öğrenmek, Evet. seyahat. Seyahate gittim işte amcamlara falan. Sonra da param olsun olmasın hep gezdim. Yani Harika. hep bu hayatımda Süper. hayatımın bir parçası yani dünyada değişik insanlarla değişik kültürleri tanımak. Saate mi bakıyorsun? Geldik mi Saate sonuna? bakıyorum. Ya Benim de şey için saatim kare bakıyorum. nerede? Instagram pat diye kapatıyor ya. Hani öyle bir ayıp olmasın diye tedirgin oluyorum. Yoksa şey değil. Yok yok. Evet evet biliyorum kapatıyor. Pat diye İstersen sen kapatıyor çünkü. küt diye mi Çok kapatıyor? teşekkür ediyorum. Valla Ben küt diye teşekkür kapatıyor ederim. Instagram. Yani son Ben teşekkür saniyeleri ederim diyelim ama. Esin'cim. Orada Gerçekten çok yazıyor mutlu mu oldum. 19.8 falan diye? Şu anda yazmadım ama her an yazabilir. Yani 2-3 dakikamız falan var. O yüzden saati kontrol ediyorum kaçırmayayım diye. Yok Gerçekten yani. çok mutlu olduk. Çok keyif Çok aldık. teşekkürler. Umarım Ben de sen de çok mutlu oldum. keyif Ben de çok keyif aldım. Ben bir de çok fazla canlı yayın yapmadım. Farkında mısın bilmiyorum. Bu benim Evet. ilk canlı yayınım mı, ikinci canlı yayınım mı ne öyle bir şey. Ay Yani ne kendim de mutlu bize. yapmadım. Kendim de yapmadım. Hani canlı yayına katılır mısın diyen de olmadı. Öyle yani. Çok mutlu olduk. Sevgili yol arkadaşım Sevilay Acar'ın da aynı dileklerine, teşekkür Sevgiler, dileklerine sevgiler benden de, ileteyim. sevgiler. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Seni çok bütün seviyoruz. yorumlara teşekkür ederim. Ben de Nesrin'cim. Bütün güzel yorumlara teşekkür ederim. Sevgiler yolluyorum herkese buradan. Nesrin çok teşekkürler. Görüşmek Öpüyorum. üzere. Bay bay. Görüşürüz. Katılan, Fatih'cim. izleyen herkese de selam söylüyoruz. Sağ olsunlar, Evet. eksik olmasınlar. Hoşça Kaçırdığım kalın mesajlar varsa geliyorsa. da kusura bakmayın. Herkese selam, sevgi. Bay bay. Hoşça kalın. Bay bay.